sevgili arkadaşımla. Ne dersiniz? Çiçekler açan güzel şehrim, canım şehir İzmir'deyiz. Peki bu sıcakta, bu Temmuz sıcağında İzmir'de ne yapıyoruz? Serinlemek için güzel, temiz denizler arıyoruz, koylar arıyoruz. Birlikte arayalım, hadi bakalım. Neredeyiz şu an? Karaburun'dayız. Karaburun'un bakir koylarını arıyoruz. İlk koyumuzla videomuza devam ederiz artık. O zaman hadi bakayım. Ortasında biraz kaybolduk. Gitmek istediğimiz koyu geçmişiz. Hava o kadar sıcak ki telefon uyarı veriyor sürekli cihazın soğutulması gerek diye. Bu yüzden harita uygulamasını sürekli açık tutmayalım dedik. Kapattık. Ama burada da internet çekmediği için tekrar açtığımızda yol tarifini bulamadık. Ama haritadan bir de baktık ki geçmişiz kendisini. Şimdi geri dönüyoruz. İnşallah buluruz. Sıza buralar beydi. Hiçbir şey yok. Doğru yolu bulduk. Galiba İsa. Turgut Bükü'nü arıyoruz sevgili arkadaşımlar. Burada Badem Bükü ve Turgut Bükü isminde iki güzel koy var. Bakir, henüz daha bakir kalabilmiş koylardan. Badem Bükü için bir tabela gördük. Ondan hemen sonrasında Turgut Bükü var. Onun için de ayrı bir tabela vardır belki diye düşündük ama ilerisinde başka tabela yok. Biz de Badem Bükü yazan yoldan girdik. Yol durumunu falan da bilmiyoruz. Şu an ilk defa görüyoruz. Şöyle göstereyim. Gayet de asfalt bir yolu var. Şu şekilde yılan gibi kıvrımlı, tek şeritlik bir yol. Bakalım yol bozulmaz inşallah koya doğru. Böyle devam ederse sıkıntı olmaz. Yol nerede bozulacak diye merak ediyorduk. Burada artık asfalt bitti. Toprak yola geldik. Sahile de geldik sayılır zaten. Şu taraf olabilir. Badem Bükü. Diğer tarafı da Turgut Bükü'dür. Evet, biz şu an Turgut Bükü'ne girdik yanlışlıkla işte. Yok, aynı. Yok, bence aynı. Burası Badem Bükü. Bak, Badem Kafe var ileride. Neyse, yolda bir bozukluk yok. Turgut Bükü'nü arıyorduk, biz Badem Bükü'ne geldik. Hayırlısı. Ya biz burayı bayağı bir bakir zannediyorduk öyle çitlerin içinden gelince. Tamam plajda herhangi bir tesis bir şey yok ama bayağı bungalovlar, taş evler bilmem neler var yani burada. Beklediğimiz gibi de çıkmadı. Plajda şu şekilde. Kum zambakları varmış burada. Keşke açsaydı da görseydik. Her neyse, Badem Bükü'ndeyiz sevgili arkadaşlar. Turgut Bükü'nü ararken Badem Bükü'ne geldik. Turgut Bükü'nde belki buluruz. Bugün hava oldukça rüzgarlı. Aslında burası çok böyle durgun, enfes bir deniz var. Bu rüzgardan dolayı biraz dalgalı.
Pazar günü olduğu için insanlar tabii var ama yine de gayet sakin yani. Bomboş pazar günü olmasına rağmen. Hafta içi çok daha durgun, çok daha sakin olur. Gelirken gördüğünüz badem kafenin orada kamp alanı da varmış. Orada kamp da yapılabiliyor. Dediğim gibi çok şaşırdık. Biz bungalov evler, tesisler vesaireler de var. Enteresan. O zaman hadi bakayım yüzelim. Evet arkadaşlar. Yengeç'i görüyorsunuz. Şu an beni yemek üzereydi ama. Şu dörtgenimi de taktım. Hazırım. Hadi dalalım. Güzel ki dayanamadım, gittim paletlerimi de giydim geldim. Daha uzun uzun yüzmem lazım burada. Hadi yüzelim. Arkadaşlar, badem yükü beğenildi. Hatta bayılındı. Bayılındı. Ondan işte. Muhteşem ama tabii ki göstereyim. Karaburun, Ordoğan, Foça, Ege'nin bu kısımları şöyle açık deniz ve oldukça rüzgarlı olduğu için buralarda genellikle deniz dalgalı olabiliyor. Dolayısıyla yüzerken de biraz yoruyor. Hazır lafı açılmışken tekrar edeyim. Karadeniz'e hırçın diyeni tokatlar ve badem bükünün ilerleyen taraflarını geziyoruz birlikte. Bu tarafta şöyle kayalıklar var. Şöyle gölgelere insanlar çökmüşler. Şurada badem kafe ve camping yazıyor ama ben kamp yapanı görmedim burada. Bilmiyorum hani neresi çadır alanı. Bir tane çadır vardı sadece. Şöyle dolanıyorum. Asıl ben şu neydi? Tokut bükü. Bunu merak ediyorum ya. Acaba oraya nasıl gidiyor? Ben şuradan şöyle devam edeceğim. Bakalım ne var burada. Burada şöyle badem kafenin şezlongları falan var. Gördüğünüz gibi çok az sayıda. Dileyen burada şezlongda kiralayabilir. Şu kayanın üzerinden bakalım düşmeden. Şu tarafta şöyle küçük bir kutsal daha var. Kişiye özel. Bir kişi daha almış orayı zaten. Suyun güzelliğini zaten su altı görüntülerinden gördüğünüz enfes. Cam gibi cam. Badem bir köyü. Oba. Thank you.
bir arkadaşım var. Turgut Bükü diye bir yer yokmuş. Google Maps'te haritalarda Badem Bükü'nün hemen yanında olarak görünüyor. Ama hani öyle isimde bir yer, oranın yerlileri, oradaki köylüler dahi bilmiyor. Bakkalına, marketine falan da sorduk. Kimsenin öyle bir yerden haberi yok. Zaten oraya giden bir yol da yok. Dolayısıyla bulamadığımız için döndük. Biz de üstünde olan Sarpıncık Deniz Feneri'nde günü batıralım dedik. Giyen beyim. Biz hiçbir şey almadan geldiğimiz için başkalarına bakıyoruz. Mesela sofralar kurulmuş, şaraplar, üzümler. Nevaleleriyle geldiğimiz başkalarına bakıyoruz. Issız yerde bu yollardan şuraya çift katlı bir otobüs indirmişler. Bir de bir güzel ortamlar kurmuşlar oraya ya. İnanılmaz. Yani şöyle bir yerde. Burası Bekir Koyu, Sarpıncık'ta. Biz Hamza Bükü'ne gidiyoruz. Burası da güzel ama navigasyonun getirdiği yol çok bozuk. Karaburun'un bir başka bakir ve çok güzel bir koyu olan Hamza Bükü'ne geldik. Aa, tuvalet var burada. Kamp yatanlar var. Şurada da şöyle enfes yazlıklar var. Allah'ım, şurada oturduğumu düşünemiyorum. Buraya nasıl gelip gidiyorlar ya? Aa, çok güzel yazlıklar var ha. Hasretlerimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Evet, deniz çok güzel. Girelim bakalım içi nasılmış. Buranın suyu biraz soğukmuş. Su çok güzel ama çok soğuk. Elde kıyıda bekliyor. Ben bile giremiyorum, o bu suya hayatta giremez. Ama müthiş berrak bir su. Cam gibi. Suya girdim.
çok soğuk. Çok fazla yüzemedim ama çok güzel serinletiyor. Soğuk su severler için Hamza Bükü ideal. Sevgili arkadaşımlar, Karaburun'un en sevdiğim koyu olan Dolungaz'dayız. Burası en pes bir yer. Buranın girişi oldukça taşlık ve taşlar kaygan. Denize kapısı şart ama taşlığı biraz geçince ilerisi incecik bir kum. Şu kayanın üzerinden direkt atlamak çok daha mantıklı. Karaburun Boyabağ koyundayız. Su çok berrak ve gördüğüm kadarıyla buradan kum ve sığ. Çok kısa ve küçük bir plajı var ve kamp yapmak yasak. We'll be right back.
ayı balığı koyu. Ayı balığının, ayı balığı koyunun etrafında bu şekilde beach club'lar da var. Oteller var, yazlıklar var. Şu kısım halk plajı, ücretsiz. Oldukça küçük bir plaj. Ama deniz çok güzel görünüyor. Ayı balığı koyuyla birlikte artık Karaburun'u bitirdik. Bundan sonra Mordoğan'a doğru geçiyoruz. Ama Karaburun sadece bu kadar koyla sınırlı değil. Yol boyunca isimli isimsiz bir sürü club diyorum. Bir sürü plaj var. Beach club'lar var. Tesisli plajlar var, tesissiz plajlar var, isimsiz plajlar var. Karaburun'da daha fazlası var yani. Manav koyunun gizli ve çok güzel bir yerine doğru götürüyorum sizi şimdi. Şöyle bir merdivenden çıkıyoruz. Karaburun ve Mordoğan koylarını gezdikten sonra Urla'ya doğru devam ettik ve şu an Urla'nın muhteşem bir koyundayız. Renge bakar mısınız? Adeta Maldivler.
deniz soğuk. Rüzgar da var biraz. Zor girilecek gibi. Soğuk. Gidiyorum ben. Ben şuradan sonrasını geçemiyorum. Ben buradan gideceğim. Daha fazla gidemem. Atlamadım. Şuraya dalayım mı? Bana su sıçratmadan gir. Nasıl yapayım onu? Ben bilmiyorum. Daha ileride gir. Sonuçta ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz yani. Ölmeyeceğiz en fazla. Girince alışıyor musun? Vallahi çok iyi geldi. Çok soğuk ama çok iyi. Maldivler'de değiliz sevgili arkadaşımlar. Urla Demircilik Koyu'ndayız. Hava çok rüzgar var. Ay, bilemedim. Emre gitti. Ve gideceğiz mecbur. Hadi bakalım. Oh my god. Çok daha fazla yapabilirim.